yeni açıklamalar gelecek. Yani Yakın kurmaylarından biri aday olacağını açıklayacakmış. Evet Tolga Bey galiba Akalın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, kurultay öncesinde bir söyleşi yapmıştım. Bir telefon söyleşisi işte. Aday olacak mısınız diye sormuştum. Ben hiç aday olmadım dedi. Beni hep aday gösterdiler dedi. E, kendim aday olmayacağım dedi. Meral Hanım yaptığı açıklamadan sanki ciddi aday olmayacakmış gibi geliyor bana ama e, hani partimizde dağılmasın falan diye bütün partinin ileri gelenleri efendim siz aday olun siz olmasanız parti dağılır diye ısrar edince mecbur kalıp aday olduğum da diyebilir yani. Ben Cem Bey'e hak veriyorum. Şaşırmam yani. yani. Ya da işte bir yakınındaki bir kurmayını partinin başına koyup bir geçiş süreci bir sonraki kurultayda daha güçlü döndüm gibi bir şey olabilir yani bilmiyorum bekleyip görmek lazım önümüzdeki dört yıl boyunca seçim yok ve Meral Hanımın verdiği karar millete yaradı aslında CHP'ye yaradı yeniden refah yaradı bir, bir sürü şeye halka kendini ifade etme fırsatı sundu bir tek iyi partiye yaramadı yani en büyük şeyi hani seçimin iki kaybedeninden biri iktidar diğeri de iyi partiydi yani kimse kusura bakmasın baktığınız zaman yüzde onluk bir partinin yüzde üçlere düşmüş olması bir seçimde üstelik muhalefetteyken düşmüş olması siyasi tarihte çok görülen bir şey değil Normal de değil yani ee, onun için a siyasetçi aldığı kararlarla e şey yapar e damgasını vurur e hür ve müstakil olarak seçime girmek e kendi kararlarıydı. ...bedel olarak da e, seçim sonuçlarını aldılar. Zaten öyle de söylemişti. Bütün sorumluluk benim dedi. Evet yani Cem Bey haklı. Yarın e, arkadaşlar çok ısrar etti. Ben gidersem parti dağılır dediler vesaire diye gelirse de şaşırmam yani. Bugün biraz daha şekillenecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şu an için. Türk milletine başlığıyla aday olmayacağını, sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Tabi seçim sonuçları yerel seçim sonuçları farklı olsaydı durum daha farklı olurdu. Tabii olurdu, olurdu. ama bir Zaten şey daha Daha farklı söyleyeyim. tartışmalar, Şimdi konuşmalar ve süreç yaşayabilirdik. Bunların Deniz Bey doğru biliyorsam 30 küsür milletvekilleri var. Bu kurultayda doğru. Meral Akşener aday olmayıp da parti bir başkasının genel başkanlığına geçerse Oradan da istifalar olur. Hı. Kimin seçildiğine bağlı olarak. Mesele istifa edenler ne tarafa gider? Hı. Muhalefet tarafında mı kalırlar? İktidara mı yamanmaya başlarlar? O da bu Aynı kongreden bir bir sonra şey, bakmamız canım. gereken bir şey. Yani, Ama seçim sonuçları farklı olsaydı daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Siyasette cesaret çok önemlidir. Risk almak çok önemlidir. Eee birinin yani İyi Parti'den birinin cesaretle e, ortaya çıkıp bir lider kumaşı e, kendisinde de e, olmalı. Bunu da gösterebilmeli. Ben bu partiyi merkeze taşıyacağım ve iktidara yürüyeceğim diye e, tavrını koyması lazım. Yani Meral Akşener'in işaret edeceği birileri genel başkan olacaksa zaten şey yani CHP'nin şimdi başarılı olma nedenlerinden biri ...o değişim sürecinin yaşanmasıdır. Yani Özgür Özel olurdu... ...başka biri olurdu fark etmez ama... ...Kemal Kılıçdaroğlu kalsaydı... ...partinin başında... ...benzer bir sonucu CHP'de yaşayacaktı. Yani... ...bir, bir değişim... E, ...tavrı ortaya koymak... ...siyasette son derece önemlidir. E, birilerinin çıkıp... ...cesaretle evet bu partiyi ben... ...devralacağım ve ben yöneteceğim... ...ben büyüteceğim demesi lazım. Merkeze taşıması lazım. Ya şimdi... Eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani bu ülkede Türk milliyetçiliğini kendisine düstur edinmiş en az üç tane parti var. Yani İyi Parti var, MHP var, Zafer Partisi var. Topladığın zaman yıllardan bu yana yüzde yirmilik bir oy potansiyeli var. Yirmi, yirmi vesaire. Eğer Cem Bey'in söylediği gibi orada kalıp orada en büyüğü koparmaya çabalarlarsa bunun hiçbir faydası olmaz. Ama bu ülkenin ha muhafazakar bakın bu ülkede 4-5 tane muhafazakar parti var. Yani Gelecek Partisi var, işte e, Saadet Partisi var, Yeniden Refah var, AK Parti muhafazakar olduğunu iddia ediyor. E, Sosyal Demokrat Parti de var. CHP var, sol partiler var, bir sürü komünist parti var, sosyalist partiler var. Ama bu ülkede gerçekten bir e, değişik akımları temsil eden bir merkez partisi yok. Şimdi CHP biraz merkeze yaklaştı. Yani farklı işte Afyon milletvekili şey milliyetçi söylemlerle belediye başkanlığı kazandı mesela. E öbür tarafta e, sol sosyalist e, başkanları da var. İşte bu beri de e, sosyal demokratlar da var vesaire. Böyle muhafazakarlar da var. İşte bir oy imama, bir, ay, bir oy imam oğluna diyen, e, görevi imam olan adayları da vardı. Bu, bu yani değişik eğilimleri partinin çatısı altına toplama konusunda bir mesafe de kat ettiler, çaba da gösteriyorlar. Bu yani İYİ Parti'nin kendini gelecekte nereye konumlandıracağı önemli. MHP yani Türk milliyetçiliği üzerinden gideceksen ya MHP var orada. E, Zafer Partisi şimdi var. Son seçimde de e, gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kritik bir tavır, e, kritik bir rol oynadı. Yani e, ben onun için hani şu aday oldu, bu aday oldu falan ya birisinin cesaret mesela ben, ben doğrusunu isterseniz mesela bunu tamamen kişisel görüşüm, izlenimlerimden, gözlemlerimden kaynaklanıyor. Mesela Turan Çömez gibi bir isim öne çıkabilir önümüzdeki dönemde. Ama bir de şöyle bir şey oldu, ee, bu tabii onlar için dezavantaj. Meral Hanım, partinin gelecekte lideri olabilecek potansiyele sahip bütün isimleri belediye başkan adayı yaptı ve hepsi harcandı. Peki. Yani Buğra Kavuncu'nun aldığı oya bakın. İşte Turan Çömez'in aldığı oya bakın. Ümit Özlale'nin aldığı oya bakın. Yani Bu, bu isimler önemli isimler. Geri kalan önemli isimler de hep partiyi terk ettiler. Ayrıldılar. Yani işte Bilge Bey mesela. Bilge Yılmaz önemli bir ekonomist. Parti için de önemli bir isim. E, bıraktı gitti. Evet. Yani... Dolayısıyla zor işleri yani gerçekten zor ee, hani bu ta altılı masa sürecinden bu yana bence biraz düğme yanlış iliklendi yanlış e, ilk düğme yanlış iliklenince de bütün düğmeler yanlış iliklendi Nedir, e, vitrinidir aynı zamanda anlatabiliyor muyum yani Doğru. Bir, bir, mesela bu özel bankalarda falan bazen yemeğe çıktığımızda işten öğlen falan etrafta çok banka şubesi var. Çocuklar çıkıyor böyle pırıl pırıl takım elbiseli genç işte tıraşlı, saçları, sakalları düzgün. Bu bunu niye belediyede olmasın? Niye okullarda olmasın? Doğru söylüyorsun. Ben, ben doğru keşke doğru. Milli Eğitim Bakanı da, Milli Eğitim Bakanı da keşke aynısını yapsa. Öğretmenlere sakal yasağı getirse mesela erkek öğretmenlere. Yani hiç de fena bir şey olmaz yani. Sen Ebru bak şuradan baktığın zaman e, ekranda gayet ben ben de sana yani birçok arkadaşımdan senin şıklığınla ilgili mesajlar alıyorum. Acaba Ebru Hanım nereden giyiyor? Acaba Ebru Hanım bu ceketi nereden almış? Acaba gömleği nereden almış falan diye. Ve böyle mesajlar geliyor bazen arkadaşlarımdan. Yani bunun hani güzel tarafı da var. Şık giyinmenin, hani temiz olmanın, bakımlı olmanın falan. E, Böyle şeyleri de var. Yani yapsalar ne olur? Ya tıraş olsunlar. Ben doğrusunu istersen o haberi bizim gazetenin birinci sayfasında gördüğümde ya bunda ne var? Dedim. İşte o kadar iş varken demek istemiyorum. <laughs> yani o kadar iş varken e, dolayısıyla o kadar sorun varken ha. yani. Ama bir yerden başlamak lazım. Evet, bir yerden. Yani herkesin görüşü, herkesin yorumu farklı. Mesela Adıyaman e, niye e, Ak Parti'ye oy vermediniz, niye CHP'ye diye sormuşlar. E, Abdurrahman Tutları herhalde e, insanların bu isim bayağı bir hafızasına e, kazındı. Adıyaman e, kilis gibi iller şaşırdı çünkü e, daha önce Ak Parti'ye veriyorduk ama e, çok pahalılık var ve hizmet azdı. CHP'yi seçtik bu sefer e, diyorlar. Yani insanların sıkıntıları var. Bu belediyeler konusuna şimdi girelim madem açtığın konuyu. Biz Cuma günü işte Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bazı belediyelerde seçime çok yakın zamanlarda yapılan ihaleler ve seçimden sonra işte 2 Nisan ya da seçime çok yakın imzalanan ihale sözleşmeleriyle ilgili eleştiri getirdi. Bazı belediyelerde işte maaş ödemeleri yapılacak, elektrik faturamız var, gitmişler sporculara ödeme yapmışlar diye ver yansın etti. Bazı belediyelerde çok kısa sürede çok ciddi alımlar yapmış, işi alımlar yapmış. Çok belediyelerde bankamatik memurları var, ciddi oranda bir işten çıkarma ve tazminat ödemesi olmuş. Bütün bunlar böyle Mart ayı içinde, 2 Nisan'a kadar gerçekleşen olaylar olunca tabii ki dikkat çekmiş herkes çok konuştu. Tek tek detay vermek istemiyorum ama mesela işte Üsküdar, İstanbul'da Üsküdar, Tuzla, Beykoz, Çekmeköy ve Eyüp Sultan belediyelerinde bu son anda yapılan ihaleler ciddi tartışma oldu. Biz bu ihaleleri önce yapmıştık, sözleşmeleri yakın zamana denk geldi diye açıklamalar da var ama mesela 11 Mart'ta Üsküdar Belediyesi su böreği alımı yapmış. Tamam yapmış, belki iftara dağıtmıştır, tamam dağıtsın, insanlar yesin. Ama niye bu 2 milyonu sadece bir şirkete ödüyorsunuz, niye o şirketten alıyorsunuz mesela? O mu daha ucuz vermiş? E, bütün bunlar açıklansın ki bundan sonraki çalışmalar da rahat denetlensin öyle değil mi? Hani geçmişe dönük onların e, hakkı var, mevzuat gereği buna imkanları var tabii ama ne de insanlar e, zaten bir, bir sürü şey konuşuluyor. Bir de üstüne bunlar konuşuluyor. Yani bunlar ayyuka çıktı. Zaten e, bir, bir sürü belediyede rahatsızlık vardı. İnsanlar yaşadığı yeri az çok biliyorlar, dile de getiriyorlardı. E, mesela Tuzla Belediyesi e, bahçe bakım gereçleri almış, park gereçleri almış, 62 milyonluk bir ihalenin sözleşmesini imzalamış. İşte daha peyzaj düzenlemesi için, Sancaktepe Belediyesi'nde mesela işte tam böyle devir teslim sırasında yine bu bağ bahçe işleri için bir sürü alım yapılmış vesaire böyle sıralanıyor. Çok çok tek tek detayını vermeyeyim ama mesela Çekmeköy Belediyesi'nde 30 milyonluk bir ihale yapılmış. Bunlar tam seçime yaklaşırken 31 Mart'ta seçim olacağı belli. Tam seçime yaklaşırken ödemeler var vesaire. Bu kadar personel alımını niye bir ayda yaptınız? Niye personeli çıkartıp bu kadar tazminatı ödediniz? Niye sporculara elektrik faturası maaş ödemeleri varken niye sporculara ödeme yaptınız? Bu Park bakım işleri zaten daha önce yapılmış şeyler var. Yenisi neye gerekti gibi. Su böreğini neden bir unlu mamül şirketinden alıyorsunuz? Başka şirket yok mu gibi bir sürü soruyu da beraberinde getirdi. Bir de jacuzzi tartışmaları buna eklendi. Şimdi Şeyma Üçcü, Sancaktepe Belediye Başkanı, eski belediye başkanının makam odasını odası gündeme geldi. Ee, makam odası işte Necati Özkan gündeme getirdi. Devasa bir makam odası, Şatafat içinde, işte mutfağı ayrı, odaları ayrı, dinlenme odaları ayrı ee, ve jacuzzi dedi. Ee, jacuzzi yokmuş ama ben onu banyo, lüks banyo teşkilatı için söyledim ifadesini kullandı. Jacuzzi yok, işte onu anladım. Demek ki Necati Jacuzziyi Özkan. Jacuzzi hatırlatan Necati bir banyo gördü işte. herhalde ya kızıyı bilmiyor demek ki işte fakir yaşamış büyük ihtimalle. Jacuzzi nedir bilmiyor. Küveti gördücek. Lüks banyo gibi algılamış şey onu. Yani. <laughs> <laughs> Ama yani orada <gülüyor> <gülüyor> ya orada jacuzziye gelene kadar yani o mutfaklar şun. Şimdi bu bu AK Partililerde ilginç bir şey var. Bakın. Bir de bunların binaları var tabii ultra lüks. Mesela. Binada binada saray yavrusu. İşte 200 Şimdi şeyi hatırlayın bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nda mesela bir çalışanını işten atmışlardı. O da çıkıp kamuoyuna açıklama yaptı. CİMER'e başvurmuştu. Onun anlattığı detaylardan biri de mutfaktı. Evet. Kendilerine özel mutfak yaptılar falan diyorlardı. Ya böyle bir şeyleri var yani. Ya örtülü ödenek ve özel kalem diye bir kavram var bu ülkede ki yani benim bir bir tanıdığım e, en büyük hedefi özel kalem müdürü olmaktı. Ben de dalga geçiyordum. Deli misin? <laughs> ne ne özel kalem müdürü olup ne yapacaksın? Şey diyordu. Ya özel kalem müdürü e, o makamdan daha güçlüdür. Makam her şeyle ilgilenmiyor bütün kararları. Özel kalem müdürü e, şey yapıyor. Yani şimdi e, gerçekten de öyle bu bu makam denen şey Öyle ihtişamlı hale getirilmiş ki AK Parti döneminde. Yani hiç şeyleri yoktur. Mesela telefon alınacak. Hemen en pahalısından al. Ipad alınacak. Hemen en pahalısından al. Makam aracı. Hemen devlet malzeme ofisine başvurun. İşte e, 2900 cc. Bir haber daha vardı Ebru gördün mü bilmiyorum. E, makam aracı siparişi. Daha önce TOG kullanıyorlarmış şimdi. E, yeniden Alman arabasına dönmüşler. 2900 cc motorlu bir ya evrup e, artık şey e, veciz bir söz haline geldi Sayın Cumhurbaşkanının sözü e, itibardan tasarruf edilmez diye bir şeyi kazandırdı literatürümüze. Yani itibar Sen nedir biliyor musun? İtibar Gazze'de çocuklar öldürülürken o çocukların katiline posta koyup senden gelecek para gelmesin kardeşim istemiyorum diyebilmektir. Yani sen bir taraftan parasızlıktan iş dünyam iş, iş, insanlarımız zaten zor durumda üç kuruş ticaret yapıyorlar onu mu keselim falan derdine düştüğün anda orada çocuklar öldürülürken itibarını zaten zedeliyorsun. Yani bir dönem Türk dünyanın en güçlü ülkelerinden biriyken, diplomasi sorunlarında ara buluculuk yaparken, yani NATO'da şurada burada karar verildiğinde görüşü en çok merak edilen ülke olmuşken, şimdi bir köşeye çekilmiş yalnız işte Amerika'dan düşünün yani 20 küsür milyar dolar vereceksiniz, Amerika'dan e, F-16 alacaksınız. Ya iki, iki buçuk sene yok öyle gözünün üstünde kaşım var bilmem ne falan diye neler yaşadık? Yani itibar dediğin şey bunlarla örtüşen şeyler değil. Yani itibarlı olmayı orada aramak lazım. Yani. Şimdi yani binan güzel olmuş. Ya Çankaya Köşkü var burada. Dünyanın en güzel baş, yani cumhurbaşkanlığı başkanlık kampüslerinden biridir. Hadi şeylerin muhafazakar iktidarımızın söylediği şeyle söyleyeyim. Dünyanın en güzel külliyelerinden biridir yani. Neyinize yetmedi? Neyinize yetmedi yani? Şimdi gitmişsiniz bin odalı sarayda. Ne oldu? Bin odalı saray yaptığınızda ülkenin itibarı mı katlandı? 17. büyük ekonomi olmaktan 23. ekonomiye düştük. Bütün sefalet endekslerinde ilk üçteyiz. Eğitimimiz berbat durumda. Ama sarayı görenler yani o, Türkiye büyük devletmiş diyor Erdoğan. Erdoğan'ın sözü bu. Hayır dalga geçiyorlar. E tabii dalga ki dalga geçiyorlar. Ben biliyorum dalga geçtiklerini de. Yani, Erdoğan öyle inanıyor gerçekten. Vatandaş, vatandaş bu haldeyken kendileri böyle bir şatafat yaşıyor diye e, siyasal literatürde kullanılan sıfatları kullanmaya başladılar. Ya Allah aşkına yani ne olmuş böyle bir ya bin tane yani yüz tane arabayla değil de on tane arabayla gidin ya. 13 tane uçağınız olmasın da bir tane olsun. Ne olmuş? Ne kaybedeceksiniz ya? 3 tane sarayınız olmasın, bir tane kulübeniz olsun. Ne kaybedeceksiniz ya? Yani bu bu itibar itibar denen şey bunlarla ölçülmez. Yani itibar itibar başka bir şeydir. İşte Mustafa Kemal Atatürk sarayları mı vardı? Uzun konvoyları mı vardı? Gerçekten yani bir, bir düşünün bir, bir yani Türkiye'yi 1923'ten 38'e kadar devlet başkanı cumhurbaşkanı olarak yöneten insanı düşünün. Yani ondan daha itibarlısı var mı şu anda? Yok. Bütün dünyada, bütün dünyada gidin kitapçılarda o dil o ülkenin dilinde hayatı şey olan biyografisi olan İnsanlardan biridir Atatürk. Bir sürü dünya ülkesinin başkentinde, önemli caddelerde, sokaklarda heykeli olan biridir Atatürk. Küba'da bile var ya. O itibarı sarayla mı kazandı? O itibarı yüz yüz araçlık konvoyla mı kazandı? O itibarı nereye gitse üstünde bir tane helikopter dolaşmasıyla mı kazandı? Yani değil tabii. Ki. Ne ne desek boş. Ne, ne desek söyleyeyim. boş devam edecek çünkü. Yani bu makam kavramı e, bu şekilde kutsa, kutsanmışken bu ülkede maalesef e, devam edecek. Makam eşittir itibar dediğiniz zaman e, bunlar da karşımıza çıkıyor. Yani itibarı makamda arıyorlar, makamları böyle şatafatlı lüks yapıyorlar makamların harcamaları işte örtülü ödenekleri vesaire millete verilen bütçeleri kat kat katlarken bu tablolarla karşılaşıyoruz. Üzücü bir durum. Yani milletimizin bunu görmesi lazım. Aynen her Gerçekten. herkes herkes kendi evini ve ilçesindeki belediye binasını düşünsün. E, çoğu yeni yapıldı. Biz sancak belediye ya yani ya. bakın Makam araçlarını, bakın düşünün. Şimdi şey, bakın, bir şey, biraz önce anlattım Cem Bey belki dinlememiştir. Şimdi emekli bir çift düşünün, işte 10 bin, 12 bin maaş alıyorlar. Kışı salonda geçiriyorlar, sadece salondaki kaloriferleri açıyorlar, elektrikleri böyle gittikleri mutfağa gidiyor, salondaki ışığı söndürüyor yani kendi kendine tasarruf yapıyor. Hani askerde vardır ya böyle lüzumsuz da söndür diye. Ya evet. İnsanlarınız bunu yaşıyor. İnsanlarınız bunu yaşıyor. Yani emekliniz bir odada yaşıyor. Bir o odadan çıkıp mutfağa gittiğinde odanın ışığını kapatıp mutfağınkini açıyor falan. Böyle tasarruf yapıyor. Ve sizin sarayınız bayram tatilinde, tatil gününde Işıl ışıl. Bahçenizdeki bütün binalar, o külliye dediğiniz yerdeki bütün binalar ışıl ışıl. Elektrik akıyor ya böyle. Süs havuzu falan var. Ya bu adalet <laughs> midir? Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Yani sizin Görüşmeler itibarınız o Değil emekli musun? maaşıyla emekli maaşıyla yaşayan insanların refahıdır. Sizin itibarınız o böyle ışıl ışıl parlayan saraylar değil. O emekli iki insana yaşattığınız hayatın standardıdır, kalitesidir. Doğru. Sizin emekliniz pazardan çürük artık çürümeye yüz tutmuş şeyleri ucuza almak zorundayken sizin itibarınız falan kalmaz. Sizin emekliniz ay sonunu getiremiyorsa asgari ücretliniz önünü göremiyorsa sizin itibarınız falan kalmaz. İstediğiniz kadar lüks öyle 8 silindirli makam arabalarına binin. İstediğiniz kadar saray yapın. İstediğiniz kadar özel uçak şey yapın. Böyle iki katlı uçaklarda gezin. İtibarınız onlarla olmaz. İtibarınız yönettiğiniz ülkeye hak ettiği gibi bir refah sunmaktır. Atatürk demiş. Müreffeh bir toplum, müreffeh bir söyleyeyim de şey yapsınlar. Anadolu Jet'i ayırdı, Ajet diye bir şirket kurdu. Muhtemelen satacaklar. Yani satmak için ayırdılar. Ya İstanbul'a giderken Türkiye yolları şeyinden artık bilet bulamıyorsun. Ne o özel yolcu şeyinden e, yararlanabiliyorsun? E şimdi Ankara'dan bakın ülkenin başkenti. Ülkenin başkentinden sadece İstanbul'a Türk Hava Yolları uçuşu var. Onun dışındakilerin hepsi yeni kurulan şirket. E bu tekel değil mi mesela? Ya ben Ankara'dan İzmir'e gideceğim ya da İzmir'den Ankara'ya geleceğim bu şirket ama yani özel diğer şirketler de var. Onları da şey yaparsın ama yani Türk Hava Yolları bunu bize de mesela niye dayatıyor? Niye Türk Hava Yolları İzmir'e uçmuyor da bu, bu yeni kurduğu ve satmayı planladığı şirkete bu avantajı sağlıyor? Anlatabiliyor muyum? Yani her şey vatandaşın üstüne oynanıyor. Her şey bunlar bunlar böyle bir takım finans oyunları, bir takım işte varlık fonu dünyanın neresinde var ya zarar eden varlık fonu. Gerçekten hiç Yok. mi yani bu bu Gerçekten bu bunu ben anlamıyorum mesela. Biz biz ona ben bugün yazımda yazdım. Bu ülke nasıl batıyor? Gerçekten merak edenler açsınlar, okusunlar. 305 milyon dolara satın alınmış bir fabrikayı 1 liraya ve artı borçlarına satıyorlar. Alan şirket borçlarını işletme gelirleriyle ödüyor. Ya 305 milyon dolarlık bir fabrika 1 liraya satın alınabilir mi bir yerde? bu ülkede yaşanmış, alınmış inanamazsınız. Ve banka borç yapılandırmış. Bak daha yeni. Birkaç yıl önce. Nasıl biliyor musunuz? %10 TL faiziyle 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli. Düşünebiliyor musunuz? Ve iş, o, o toplam borç o işletmenin 5 yıllık şeyiyle kapatılabiliyor. Bu ülkede servet nasıl transfer ediliyor? Açsınlar baksınlar. Sen tüketici kredisinden bahsediyorsun. Millet bayrama gidecek. Tüketici kredisi almak istiyor. Önüne koydukları rakam yüzde 64. Yıllık faiz yüzde 70. Öbür tarafta yani, da adam 90. iki yıl ödemesiz. iki yıl ödemesiz. Bakın iki yıl ödemesiz. Yüzde 10 TL faizi. Ve 10 yıl vadeli borç yapılandırıyor. 305 milyon dolarlık bir fabrikayı 1 liraya satın alıyor bir de borçlarını üstleniyor. Böyle, böyle şey nerede görülür Allah aşkına yani. Bu ülke niye batıyor? Bu ülke niye bütün yükünü asgari ücretlilere, emeklilere yıkıyor? İşte onun en güzel örneği. Öyle. Deniz'in söylediği haberler e, önemli. Bugün Sözcü Gazetesi de alt alta vermiş. Ben onları aslında biraz daha bekleyip dedim devam edelim ama yine de e, sorayım. Şimdi e, Sakarya'da AK Parti adayını yenerek e, GV Belediye Başkanı olan yeniden Refah Partili Selçuk Yıldız partisinin israfı bitireceği sözü verdiğini hatırlattı ve belediyeye e, belediye şirketimize ait Mercedes marka otomobil için satış kararı verdi. Hayırlı olsun dedi. E, lüks markalar zaten e, iki marka bayağı bir makam araçlarını doldurmuş. O yüzden e, marka bazen ağızdan çıkıyor. Şimdi Aile Bakanlığı da yeni makam otosu ve 5 koruma aracı dahil toplam 23 otomobil kiralamış. Haberin bir üstünde de bu var. Bu araçlar için bu kiralama araçları için 29 milyon 425 bin lira ödenmiş. E, bir de kıyafet ki tabii ki belediyeler geldiği zaman e, işte genelgeler de yayınlıyorlar. Ee, mesela bazıları diyor ki, e, kıyafet genelgesi yayınlıyor. Saç sakal tıraşı olun, iyi giyinin Ebru, diye. Ben bunu destekliyorum. Berber ben, çok pahalı da berber bu, parası bu versinler. Makam aracı alacaklar. çalışanlarla. Ya ama yapacak. öyle değil bak Ebru, Ebru bak bu bu hükümetin bu ülkede yaptığı en önemli şeylerden biri. Ee, ya bir yani görüntü önemlidir iş yerlerinde. Ya git okullara şimdi kıyafet serbestisi var. Öğretmenlere de aynısı tabi getirilmiş. Sakallı öğretmen, kot pantolonlu öğretmen vesaire. Ya çocuklar rol model alıyorlar. Tamam mı? E belediyeye gidiyorsun. Belediye çalışanı karşında eski eskiyi hatırlayın ya. Ben babamla maaş almaya giderdik köy, köy yerinde. El ele tutuşur giderdik. Mutemet vardı böyle paraları sayardı masanın üstüne koyardı. Sonra bir şey ye imza attırırdı falan böyle şey kruvaze yakalı işte şey ceketler o geniş kravatlar falan o, yani onları hatırlıyorum mesela kamu kurumu dediğin şey biraz öyle olmalı ya ben ben burada Veysel Tiryaki destekliyorum yani tıraş olsun kardeşim her sabah alsın bir jilet tıraş olsun yani berber par parasız diye ben evet berber par parası insanları etkileyebilir ama Saç başka bir şeydir, sakal başka bir şeydir. Kendine çeki düzen verirsin, bir tane gömlek giyinirsin, bir kravat takarsın, bir ceket giyersin. Yani insan, bak bu ülkeyi Temiz yıllarca gardrobunda evet. bir ya da bir ya da iki tane takım elbise olan bakanlar falan yönetti. Bakma şimdi parti sözcüleri falan İtalyan kumaşlarıyla, İtalyan stiliyle dikilmiş pahalı pahalı ceketlerle çıkıyor ekranların karşısına. 30 bin liralık 40 bin liralık ayakkabı giyiyorlar falan. Belediye başkanı ne gördüyse artık bu yıllık, belediyede bir düzen getirmeye işte, çalışmış evet haklı bu, olabilirsin. Bu, ülkede bu belediye başkanı kaymakam kökenli bir isim. Yani Hı. devlet devlet geleneğinden gelen bir isim. Zaten Mansur Yavaş rüzgarıyla bütün Ankara'nın CHP'ye geçtiği bir ortamda Altındağ'ın orada kalmasının en önemli nedenlerinden biri de aday. Yani Veysel Tiryaki'den kaynaklanıyor. Kaymakam kökenli devlet geleneği görmüş geçirmiş vesaire. Bence isyanı normal. Gidin bir bakın ya. Yani belediyeye gidiyorsunuz. Kim çalışandır, kim vatandaştır hizmet almaya gelmiş. Ayırt edemiyorsunuz yani. Bence ya hakkı. Ben de diyorum ya ki koca koca yerde. belediye binaları, yani, konaklar şeklinde belediye binaları, böyle bir gösteriş abidesi binalar yapacağınıza çalışanlarla, vatandaşlarla ilgilenseydiniz diyorum ben de. Bir şey demiyorum yani. Mutlu çalışan verilmiyor. İlgilenmemişler işte. Demek ki işte. mutsuz insanlar yani. Bakmıyor kendine. İlgilenmemişler işte de, i̇lgilenmemişler demek ki. İlgilenmemişler yani. Vatandaşın durumu da be, aynı şey değil ki. De, bu, bu devasa konakların içinde sıkıntı çeken insanlar yanında yani o belediyede yaşıyorsunuz. Bir sürü vatandaş sıkıntı içinde. Siz konak böyle bir saray gibi belediye binalarında Öyle... Da yaşıyorsunuz. Olacak ya şimdi değil bak, yani şimdi bak işte yani güleceksiniz ama yani şimdi devrim büyük ihtimalle tatile çıkmıştır değil mi? Devrim şeydesin herhalde. Bu stüdyoya gelmediğine göre İstanbul'da değilsin. <laughs> değil, değil, evet, mi? Tatildeyim Deniz. Evet. Ha, ama bak sabah sabah kalkmışsın, tıraş olmuşsun, güzel pırıl pırıl gömleğini giymişsin. Kameranın karşısına geçmişsin, değil mi? Altında şort Şimdi olsa da, düşün, da görmüyoruz. Bunu bunu <laughs> Hayır ya. Yok. Bu, bunun önemi yok. Bunun önemi bunun bir, bunun bir önemi yok. İnsanların karşısına nasıl çıktığın önemli. Yani bu bu nedir? Bu, bu bir saygıdır, tamam mı? Seni izleyen insana gösterdiğin saygıdır bu. Oradaki belediyedeki çalışan da Kendisinden hizmet alan insana saygısını bu şekilde göstermelidir. Ben niye herkes tatilde bugün Pazartesi günü gelmişim buraya geçmişim kameranın karşısında kravat takmışım ceket giymiş. Yani niye niye ben de sakallı falan pejmürü de bir şekilde çıkabilirdim buraya. Bu bu iktidarın bu ülkeye verdiği en büyük zararlardan biri de bu. Ankara'da, YSK'da olacaklarmış. Valla Özgür Özel'in açıklamaları var, değinmek burada... isterseniz. Daha önce de Bur özür dilerim, bir şey daha söyleyeceğim. Mesela Kütahya'da, madem Hatay konuşulacaksa eğer, yine CHP çıktı sandıktan. Biliyorsunuz geçersiz oylar yeniden sayıldı, YSK buna tamam dedi, sayıldı oylar. Eyüp Kahveci mazbatasını aldı, 602 oy farkı varmış, 571'e düşmüş. Ee, mesela Adıyaman Besni'de e, işte CHP'nin itirazı vardı. Yenilen Refah Partisi'nin Sinan Samsun Bafra'da itirazı vardı. YSK bunları reddetti. Siirt AK Parti'yi reddetti. İstanbul'da e, CHP'nin bütün talepleri reddedildi YSK tarafından. Yani e, dolayısıyla böyle bir itirazlar var, yeniden seçim yapılacak yerler var vesaire, sayılan yerler var, sayılan yerlerin sonuçları var. Bir de böyle bir süreç işleniyor. Hatay'da da itiraz var. Bir de Özgür Özel'in açıklamaları var deniz. Ya mesele zaten bu ee, şimdi bağımsız yargının denetimi seçim, demokratik seçimlerin güvenilirliği açısından çok önemlidir. Ama bakıyorsun işte Hatay'da 37 bin tane geçersiz oy var. Bunların yeniden sayılması isteniyor ama saydırmıyorlar. Ama Kütahya'da saydırıyorlar. Ya Çıldır'da, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde iki belediye başkanının oyu eşit çıktı. Ya normalde bir daha sayarsın. Eğer yine eşit çıkarsa kura çekersin. Ya bunu yapmadılar, direkt kuraya götürdü. Yani o zaman seçimi niye yapıyorsun ki? Kurayla yap yani. Belki geçersizlerden bir tanesi yanlışlıkla geçersiz yapılmıştır. O bir belediye başkanına aittir. Onu koyduğun zaman seçimin sonucu değişecektir. Yani yeniden saymadan kalkıp kura çekmek vesaire falan. Yani e, maalesef bağımsız yargı denetimi e, bağımsız da kalmadı adil de kalmadı. Zaten kalamaz da yani. Ülkenin adalet bakanı Aynı zamanda da resmen e, Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı sıfatını taşıyan ve hakim savcıların sicil amiri konumunda olan Adalet Bakanı e, çıkıp e, rakip partinin adaylarına hedef alıyor. Ekrem İmamoğlu'na diyor ki sen seçimi kaybettin, haberin yok diyor seçimden önce. E şimdi bu koşullar altında yargıdan e, adil, bağımsız, davranmasını bekliyoruz biz hukuk devletinde yaşadığımızı varsayarak ama bakıyorsun acayip bir çifte standart. Yani yasa da açıkça yazıyor sen güvenlik kuvvetleri içinden sandık görevlisi seçemezsin kardeşim ama var. Bu iptal gerekçesidir. hatay için söylüyorum bunu. Adam şey mührü kırmış yani torba oy, oyların konulduğu torbanın mührünü kırmış. Bu iptal gerekçesidir. Yasa da var. Nereden biliyoruz arada gelirken onun kırıp içine başka oylar atmadığını? Yani bu, bunlar doğrudan iptal. E, Kütahya'da sayıyorsun CHP kazandı diye. Şeyde Gazi Osman Paşa'da sayıyorsun CHP kazandı diye. Hatay'da niye saydırmıyorsun 37 bin oyu? Tamamen çifte standart ve sadece ekonomimiz bozulmadı. Yani hukuk sistemimiz de bozuldu, adalet sistemimiz de bozuldu. Yani şu anda yargı sistemimiz için de avukatlıktan hakim savcılığa geçmiş ve bundan önce AK Parti üyesi olmuş, AK Parti saflarında görev yapmış binlerce insan var. Yani düşün adam avukatlıktan hakim olmadan önce Ak Parti'de bilmem il görevlisi ve sen bunu getirmişsin seçim kurulunda görevlendirmişsin önüne geliyor diyelim kazanan parti Ak Parti itiraz eden CHP itirazın reddine başka bir yerde aynı durumdaki birinin önüne geliyor CHP kazanmış Ak Parti itiraz ediyor itirazın kabulüne. Böyle şey olur mu ya? Bu, bu hukuk kuralları vardır. Bir yerde hangisini uyguluyorsan öbür tarafta da onu uygularsın. Çifte standartta olmaz yani. Kütahya'da sayıyorsan kardeşim geçersiz oyları yeniden Hatay'da da saydıracaksın. Çıldır'da o kurayı çekmeden önce yeniden saydıracaksın. O kı mühürü kırılan torba nedeniyle gerekirse seçimi yenileyeceksin. AK Parti'ye gelince bütün talepler kabul olacak. Muhalefete gelince bütün talepler reddedilecek. Böyle şey olmaz. Böyle hukuk devleti olmaz. Böyle bağımsız yargı denetimi olmaz seçimler üzerinde. Deniz Bey, Cumhuriyet tarihinde itiraz süreci devam ederken mazbata verilen bir başka seçilmiş duydunuz mu siz? Devletin YSK'ya yani seçim bugün, kurullarına itiraz süreci devam ederken onu yok sayıp verir. karara bağlamadan mazbata verdiler. Hocam şöyle bir şey var. Evet. Yani Özür bu de. da bunu da mesela ben sabah baktım. Hı -hı. Gerçekten önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Ya itiraz süreci devam ederken Hatay Belediye Başkanına ya bir kere şundan utanmak lazım. Ya bu düşünün bunca şey yaşandı. Hatay'da işte CHP bocaladı, Lütfü Savaş aday gösterildi, gösterilmedi vesaire falan. Ya Hatay halkının size teveccühü olsa CHP'de yaşanan bunca şeyden sonra farkla kazanırdınız ya. Demek ki Hatay halkının size teveccühü de yok yani. Bunları hile ya e, gerçekten Suriyeli seçmen yani Suriye kökenli Türk vatandaşı olmuş seçmenlerle ilgili çok ciddi iddialar var. Onların oy kullanması ile ilgili vesaire falan. Ben bunları AK Partililerden duydum. AK Partililer söylüyor 37 bin tane geçersiz oyda bir tuhaflık var diye. Düşünün yani oradaki seçmen şeyini Ama düşünün. Ama AK Parti YSK temsilcisi Re Recep Özel'in bir açıklaması var. Ee, CHP 87 sayfalık dilekçe sunmuş. Bu dilekçenin 74 sayfası şu iki fotoğraftaki gibi boş ya bir fotoğraf yayınlamış, 3389 kişi ölü olmasına rağmen oy kullanmış diyor. Tamamen yalan, yalan. Peki kim bunlar? İsim isim dilekçenize e, yazsanıza. Öyle böyle ortaya koyamazsınız. Yok isimler yok, boş diyor. Kim bunlar diyor Recep Özal. E CHP'de koysun bir zahmet. Bir zahmet yani. koyun 3389 kişi. E Sahil Uzun da şunu soruyor Ankara'dan Ölenlerin isim listesini yayınlayın diyor. Madem bu kadar insan öldü diyorsunuz. İşte i̇sim listesi boş diyor. Yayınlayın onu. Evet. Yani. Milletvekili Salih Uzun. O da onu soruyor. YSK. Ben bir şey hatırlatayım siz izleyenlere. 26 Ocak 2014. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki en büyük hırsızlık milli irade hırsızlığıdır diyor. Yine diyor. Erdoğan söylüyor bunu. Evet. Yine diyor. Buna. Yine diyor. 10 sene önce yine söylemiş. Evet. Onun için... O şeyle başvursun, dilekçeye o, o sözleri de eklesin. Ya tamam CHP açıklayamıyorsa, kafalarda da böyle bir soru işareti oluştuysa bir zahmet YSK açıklasın o zaman. Birileri açıklasın ki soru işaretleri kalmasın. Böyle bir iddia Hayır, ortaya atılır. Ebru bu bu bir iddia, şimdi bu bir iddiadır. Ee, i̇ddianın dayanağını CHP ortaya koyabilir, koysunlar yani. Bence de açıklasın. Aynakları nedir bu iddianın? Bu, bu iddianın kaynağını koysunlar, cevap versinler ama bu şu gerçeği de, e, değiştirmiyor. Doğru Hatay'da söylüyor. seçimlerde şaibe var. Ya işte çıktı Gökhan Zan olayında çıktı evet. ya. TRT'de bir açık ara kazanmalıydılar. Demek ki halkın teveccühü bu kadar diyorsun. O da doğru. Hatay'da şaibe ya var bununla çünkü bu, bakın, yeniden kurulması haks... gereken bir kent var orada. Doğru. Doğru. Pardon, Haksızlıkla haksızlıkla kazanılmış bir şeyden abad olunmaz. Yani bu, bu bu burada ya ben olsam Hatay'da Mazbata'yı alan belediye başkanının yerine çıkamam halkın içine yani göğsümü geri geri dolaşamam yani. Yani netice itibariyle ortada ciddi bir şaibe var ya. Niye saydırmıyorsun var kardeşim? kardeşim? Kütahya'da da saydır Kütahya'ya saydırdığın şeyi Hatay'da niye saydırmıyorsun? Daha birçok yerde. Yani. Tabii yani iktidar için iktidarın her başvurusunu kabul edip her istediğini yaptırıyorsun, muhalefetinkini reddediyorsun. Yani. Bir sürü ciddi iddia var orada yani. Böyle oluyor, Ya ben Hatay'a üzülüyorum gerçekten. Biçemiyor yani seçim. Gerçekten, gerçekten kazanan kişi Hatay'a üzülüyorum. Hatay'ın yeniden yapılanma süreci gerçekten üzüncük ee, uzun sürecek ve Hataylılar bu, bu sürede gerçekten acı çekmeye e, devam edecekler. ya ölülerinin yasını bile tutamadılar ya. Aynen. Her parti yani, Cem Bey doğru de, söylüyor yani 6, 6 Şubat'ta hayatın başına yıkılmış sadece evin değil hayatın başına yıkılmış yakınlarını akrabalarını falan kaybetmişsin. 14 Mayıs'ta gel oy kullan beni seç diye adamların önüne sandık koymuş. Ya ölü sayısını bile doğru dürüst bilmiyorsun. Yani işte İstanbul Adayı Murat Kurum'un yaptığı açıklamayı hatırlayın. Onun verdiği ölü sayısı açık. Evet ders almıyorlar çünkü. Yani Niye? Şimdi bak bütün sokak röportajlarına bak seçimden bu yana yapılan. Ee, örneğin ben bu sabah Rize'de yapılmış bir e, röportajı izledim. Ee, diyor ki ben a, a, yani sonuna kadar AK Partiliyim diyor bir amca. E peki niye kaybettiler diyor. Diyor ki yani bizimle alay etmeyi bırakacaklardı. Kendilerini işte şey kulelere hapsetmeyeceklerdi. Millet nasıl sizi oraya çıkardıysa oradan indirmesini de bilir gibi bir ifade kullanıyordu. Ee, bunu, bu yani bütün önlemlerini çalışanlara, emeklilere vesaire yönelik alıyorlar. Bak e, nedir o şey Merkez Bankası'nın tasarrufu işte asgari ücret 17 bin lirada kalsın Aralık ayına kadar. Aralık ayına kadar oradaki kayıp muhtemelen alım gücü 7 bin liraya falan düşecek onun. Zaten şu anda yani an asgari, asgari ücretli 2600 düşecek. kaybetti. Evet yani şu anda zaten 15 bin lira falan. O Aralık ayına kadar düşeceği şeyi siz hesaplayın. Ee, bak mesela çalışanlardan tasarruf yapılıyor tamam mı? Bakıyorsun adamın makam odası saray gibi. Makam aracı böyle milyonlarca lira. Ama tasarrufu nereden yapıyor? Çalışanların kıyafet yardımını kesiyor. Bak kamuda tasarruf yapıyorsun değil mi? çalışanlara yılda işte 10 bin lira falan bir kıyafet şeyi veriyorlar ki gidin alışveriş yapın şu masraflarınız biraz düşsün. Hem böylece işte tekstil sektörüne de katkıda bulunmuş oluyorlar vesaire falan. Son dönemde sendikaların işverenle pazarlıklarına bu da girmişti ve bir madde olarak ekleniyordu. Çalışanlar da nefes alıyordu yani gidip bir ayakkabı bir pantolon bir şey hani kendi maaşından almak yerine oradan gelen para. Mesela onu kesiyor, tamam mı? Ama kurum başkanının İstanbul'daki lüks otelde kendi eşrafına işte kendi seçtiği davetlilere iftar e, vermesini kesmiyor mesela. Ya da işte şimdi Sancaktepe e, Belediyesinde lüks e, şey jacuzzi üzerinden bir tartışmaya çıktı e, başladı ama e, jacuzzi hikaye. Yani oradaki o mutfaklar işte oda içinde odalar o yani Cumhurbaşkanı'nın sarayı gibi saray yapıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın makam odası neyse belediye başkanının makam odası da o. Düşünün. E şimdi Sakarya'da Gevye'de yeniden Refah Partisi'nden bir belediye başkanı seçildi. Ya 10 bin nüfuslu bir yer, 12 bin nüfuslu bir yer ya adam Alman arabası almış makam aracı. Yani 4-5 milyon liralık araba almış makam aracı. Sakarya Gevye. Yani belediye başkanı Refah Partili. Yeni seçilen. adamcağız satışa çıkarmış. Diyor ki ben bunu satacağım tasarruf yapmam lazım diyor. Ya 12 bin nüfuslu bir yerde ya. Bir, bir Bu araç da satacakları araç da bayağı koydum. pahalı Deniz. Şimdi gördüm. Sözcüde de devam. Evet işte yani onu anlatıyorum. Yani evet. kamuda tasarruf yaparken... Bunlara dokunmuyorlar. Bu adamlar yöneticiler lüks şatafat Ya yani geçen hafta kaç tane kamu kurumunun yöneticisi kaç tane 5 yıldızlı otelde iftar verdi? Baksınlar bakalım. Orada harcanan bir şey yani para emin ol bir sürü çalışanın bir sürü ihtiyacını karşılar. Ama ne yapıyor Merkez Bankası? Çalışanın üzerinden tasarruf yapıyor. Ne yapıyor Mehmet Şimşek? Kamu kurumlarına gönderdiği yazılardaki tasarrufların yüzde sekseni çalışanlarla ilgili tasarruflar. Maaşlarından kırpmak, ikramiyelerinden kırpmak, kıyafet yardımından kırpmak falan. E böyle tasarruf mu olur Allah aşkına ya? Yani e, dostlar alışverişte görsün. Yükün hepsini çalışana, emekçiye, emekliye yıkalım. Bu beyefendiler lüks şatafat içinde. Ya dün e, saat 21'de bak dün 21'de saat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dedikleri yerin önünden geçtim. Böyle ışıl ışıl inanamazsınız ışıl ışıl ya bayram tatiline girmişsiniz Cumhurbaşkanı Okluk Koyun'a gitmiş bilmem ya da işte İstanbul'daki evine gitmiş oradaki kültür merkezi kapalı oradaki şey kapalı bir tek hani kütüphane ki o da pazar günüydü onun da kapalı olduğunu varsayıyorum yani ya bu kadar mı şey olur? Orada harcanan elektriğin parasını sen ben ödüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum tabii Ben buradayım, gitmedim, yıkılmadım, ayaktayım mesajı veriyor Cumhurbaşkanı. Sarayının ışıklarını sonuna kadar açarak. Peki yani o boş binaları o şekilde aydınlatarak kime ne mesajı veriyorsunuz? Onun masrafını kim karşılıyor? Kimin cebinden çıkıyor? Dakikada kaç tane emeklinin maaşı Cumhurbaşkanlığı tarafından harcanıyor. Bunlardan ders çıkarmıyorlar. Dersi de böyle sandıkta alıyorlar. Kendi seçmenleri resmen ders verdiği Adıyaman'da gidin bakın CHP 3. parti yüzde yirmi bile oy almamış parti olarak CHP'li belediye başkan adayı yüzde ellinin üstünde oy almış. Uşa şeye gidin Afyonkarahisar'a gidin. CHP'li belediye başkanı yüzde ellinin üstünde ama CHP Meclis oylamasında yani partilerin oy aldığı şeyde birinci parti değil. Bir ders çıkarır değil mi insan buradan? Yok, ders mers yok. Ama ne olacak? Merkez Bankası asgari ücreti zaten adamlar açıklamış yani. Asgari ücrete bir kere zam yapılacak. Temmuz'da zam yok diye zaten açıklamış. E şimdi enflasyon üstünde oynanan oyunları görüyorsunuz. TÜİK frene bastı. Temmuz'da kaç çıkmasını bekliyorsunuz enflasyonun? Ondan evet. sonra da 2500 lira, 3000 lira enflasyon farkı ödeyecekler. Mayıs'ta %73 Emekliye, diye kendileri söyledi. Al, Bizim bir şey beklememize gerek yok. Mayıs'ta %73 dediler. İşte tamam enflasyon farkı şey yapacaklar. Emekli maaşına onu verecekler. O da 2500 lira olacak, 3000 lira olacak. Al sana 13000 lira en düşük emekli maaşı Getir yılın sonunu getirebilirsen. Ne, ne yapacak bu emekliler? Ya böyle böyle bir e, şey görülmemiş. Yani hadi bunu yaptın, bunu yapıyorsun. Herkes taşın altına elini eşit derecede soksa anlarım. Yani emeklinin başını, gövdesini, her şeyin taşın altına koy. Sen kendi serçe parmağını bile koyma. Böyle şey mi olur ya? Böyle yoksullukla mücadele mi olur? Böyle enflasyonla mücadele mi olur? Hiç mi ders almıyorsunuz yani? Bu milletin günahı ne? Bak insanlar demin sen saydın Ebru programın başında. Ee, ya bayramda insan memleketine gider anasının babasının elini öper. Ya öğrenciler görüyorum böyle. bu Ankara sokaklarında dolaşıyorlar şimdi. Gidemez çocuklar. Herkes gitmiş işte ta, ba, bayram tatili. Çocuklar gidememiş ya. Bilet bulamamışlar bulsalar para paraları yetmemiş. Uçağa binmek zaten hayal oldu. Bak Türk Hava Yolları bunu buradan